Herkese merhaba, ben Kamer Tüp'ten Ebra Şengül Aydın. Bugün Ionic 5 ile beraberim. Eyüp abiden teknik ve donanımlarını dinledik. Şimdi ise çarpıcı kısımlarını dinleme vakti. 3 adet konu başlığımız var. Birincisi prizler. Prizlerde ne yapacağız? Türk kahvesi yapacağız. Diğerinde laptopumuzu şarj edeceğiz. Üçüncüsünde ise Yusuf'la beraber bir iddiaya girmiştik. Onun detaylarını inceleyeceğiz. Tabii hepsinden önce şoför koltuğundaki detaylardan da bahsetmek istiyorum. Bunlar ne? Hızlıca oraya doğru geçelim. Gördüğünüz gibi koltuk detaylarında bir sürü tuşlar var. Peki hala bu teknolojik araçta tuşlarla beraber mi hareket edeceğiz? Hayır. O zaman multimedya ekranımıza doğru gidelim. Burada kaydedilmiş koltuk konumları bölümünden ayarlayabiliyoruz ve asıl farklı ve güzel olan arka koltukları da ayarlayabiliyor olmamız. Çünkü çocuklarımız olabilir veya farklı küçük yaştaki kişiler arkada olabilir ve tuşlardan ayarlayamayabilirler. O zaman biz buradan kendimiz onlar için ayarlama yapabiliriz. Aynı şekilde yan şoför koltuğunda ileri geri hareket ettirebilirim. Eğer yanımda biri uyuduysa onun için rahat bir pozisyon haline getirebileceğim gibi gözüküyor. Neyse, bu detaylarda daha fazla boğulmadan arka taraftaki prizi denemeye ne dersiniz? Hemen laptopumu ve şarj aletimi aldım. Peki nerede şarj edeceğim? USB girişi yok. Aşağıda bir priz daha var. Tam olarak burada. Bir saniye. Tabii çekimdeyken biz yeni bir şey daha keşfettik. Buradaki prizle alakalı. Açık ve kapalı olması durumu var burada. Aslında güvenlik sebebiyle yapılmış bile diyebiliriz. Peki onun için ne yapacağız? Anahtarımız yardımcı olacak. Burayı çıkartıyoruz. Ve daha sonrasında anahtarımızı o bölüme yerleştirerek açmak için sol tarafa doğru çeviriyoruz. Kapatmak için de sağ tarafa doğru çeviriyoruz. Burada anahtarı minikçe buraya yerleştirip tık sesini duyduğumuzda açılmış oluyor. Ve priz karşınızda. O zaman ben prizimi de takayım hazır eğilmişken. Kırmızı yandı ve artık konforlu bir şekilde de oturmak istiyorum. Laptopumu alıyorum, şarja takıyorum ve şarj oluyor. Buradan size de göstermek istiyorum. Harika değil mi? Ve geldik asıl can alıcı kısma. Kahvemizi yapacağız. Peki nasıl yapacağız? Güç ünitesini prize çevireceğiz. Onun için de bir bağlantı aracına daha ihtiyacımız var. Öncelikle ben burayı açmak istiyorum. Bu alanda olacak her şey. Peki aracımız nerede? Yani bağlantı bölümümüz, o da bagajda yer alıyor. Her araçta olacaktır. Çünkü araçlar bunlarla beraber gelmiş oluyor. Yani priziyle beraber. Bunu çıkartıyoruz. Şöyle bir bağlantı adaptör diyebilirim belki. Burayı çıkartıyorum. Şu şekilde. Şuraya takıyorum. Peki bundan sonra ne olacak? Priz nerede? O da güvenli olması amaçlı olarak şuradan şu şekilde priz bizi karşılamış oluyor. Yusuf, ben biraz daha bekletmeden kahveyi almak istiyorum. Evet, bir adet cezve, bardak ve kahve. Peki olacak mı? Yani biz de merak ediyoruz şu anda. Öncelikle bunu takacağım şuraya. Sonrasında şu tuşa basıyorum. Burada yeşil bir ışık yanıyor. Arabada da çalıştığına dair bir ibare gözüküyor. Çalıştı ama suyumuz eksik. Onu da hemen alıp geliyorum. Suyu da bir koşu aldım. Bir adet de kahve koyalım. Sence olur mu Yusuf? Ne diyorsun? Olmama şansı yok. Hadi bakalım. Çalıştırıyorum ve işte oluyor. Bakalım Ionic 5'in Türk kahvesini içebilecek miyiz? Peki şarj olurken ana ekran nasıl gözüküyor? Onu da gösterelim mi şu bölümden? Bu arada da kahvemiz olmuş gibi. Sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum ama daha yakın çekime gelirsen kaynadığını görebiliyorum. Ben biraz heyecanlıyım çünkü çok keyifli bir şey. Hemen şöyle alalım. Biraz da şey olmadan, yanmadan çıkartalım diyeceğim ama önce bunu bir kapatalım. Kapattıktan sonra prizimizi çekiyoruz. Aynı şekilde kapatıyoruz. Şimdi peki bunu nasıl çıkartacağız? Şöyle ben biraz zorluyorum. Hani çok da zorlamanın bir alemi yok çünkü gelmiyor. Biz bunu denedik. Ne adaptör geliyor ne de güç ünitesine bağlayacağımız adaptör gelecekti. Bunun sebebi de aslında çok ince düşünülmüş bir mühendislik harikası. Biz aracımızı şarj ederken araçtan uzaklaşabiliriz veya böyle prizde kullandığımız şeylerin yanından uzaklaşabiliriz. Herhangi bir çalınma durumuna karşı düşünülmüş bir şey. Bunun çözümü de yine bagajda. O yüzden tekrar bagajı açıyorum.
Açtığımızda da şu bölümde bunu çevirdiğimizde burası açılıyor. Buradan da şunu çekiyorum. Çektiğimde de şöyle ki bu gayet kolay bir şekilde geliyor. Ebra, kahveden bir yudum alır mısın? Tabii. Olmuş. Çok heyecanlı. Enfes. Sıcacık. Yani şu an keşke burada olsanız da siz de tatsanız diyorum. Hani dilim yandı. Daha yeni oldu. Yani Ionic 5'in ellerine sağlık, elektriğine sağlık diyelim. Prizleri kullandık, bir elektrik harcadık. Aracın elektriğinden bir şey gitmedi mi? Bunları düşünüyor olabilirsiniz. Çok da haklısınız. Arabanın şarjına hiçbir şey gitmedi diyebiliriz. %90 iken başladık, hala %90. Çünkü zaten prizleri çok fazla kullanmamıştık. Kahvemizi yaptık, çıkarttık yani. Daha sonrasında peki aracı nerelerde şarj edebilirim mi düşünebilirsiniz. Atıyoruz, pikniğe gittiniz, kahvenizi yaptınız, hala orada takılı. Yani bir güç kaybı var. Daha sonraki süreci düşünüyorsunuz. Onlar da tam olarak burada düşünülmüş. Gelelim multimedyadaki EV'ye. Neden buraya geliyoruz? Çünkü prizlerde araç çalışırken hala daha şarjı kullanmaya devam ediyor. Yani aracınızın şarjından gidiyor. Ben burada yüzdelik olarak kullanımı ayarlarsam da yani 20, 30, 40, 50 hangisini kullanacağınızı bilirseniz onu ayarlıyorsunuz. Prizler o yüzdeliğe düştükten sonra yani aracın bataryası %40'a geldiğinde uyarı veriyor. Ve daha sonrasında priz kullanımını durduruyor. Bu şekilde de gideceğiniz menzili eğer ölçtüyseniz %40'lık bir menziliniz daha olmuş oluyor. O zamana kadar şarj tabii ki de size yetebilir. Peki şarj istasyonlarını nereden bulacağım diyebilirsiniz. Bilmediğiniz yerlerde olabilirsiniz. O zaman gelelim geriye. Aracınızı görebildiğiniz bir simülasyon var. Yola tıkladığımızda ise bir harita karşımıza çıkıyor ve buradan bulunduğumuz lokasyondaki şarj istasyonlarına ulaşmış oluyoruz. Bunlardan herhangi birini seçelim ve rota olarak, varış yeri olarak ayarla diyelim. Rota olarak da bizim için çizilmiş oluyor. Şimdi gelelim en başta bahsettiğimiz o iddiaya. Bu iddia neydi? Bunun için ilk başta aracı kapatmak istiyorum artık. Camları falan da kapatacağım. Ve Yusuf'u diğer tarafa doğru alacağım. Çünkü anahtar bölümünde ileri, geri ve çalıştırma tuşlarımız var. Ve bunlar araç içindeyken çalışıyor mu? Hani ben araç içindeyken ileri geri gidebilir miyim? Araca binerken araç benim için hazırlanıyorsa araç içindeyken araç çalışabilir mi? Sizce bunları deneyelim o zaman. Bu kız ne diyor diye düşünebilirsiniz. Bence fazla söze gerek yok. Artık deneyimleme vakti. Onun için de anahtara ihtiyacımız var. Çünkü aracı ileriye geriye alacağız. Nasıl olacak bunlar? İlk öncelikle bir sefer kilitliyorum. Bir sefer daha kilitliyorum. Daha sonrasında çalıştıracağım. Tık ileri alma vakti. Araç içinde değilim. Araç ileri ve geri gidecek şimdi. Bu şekilde gayet güzelce gidiyor. Artık bu kadar yeterli. Biraz da geriye alalım. Elimizi çektiğimiz gibi zaten duruyor. Biraz da geriye. Dın dın dın. Çok iyi. Yeterli bence. Araç dışındayken ileri geri gittiğini gördük. Yusuf'a şunu iddia etmiştim. Dedim ki bence aracın içindeyken de anahtarla beraber çalışır ve ileri geri gider. Yani herhangi gaz fren pedalına basmadan. Yusuf dedi ki ne çalışır? Çalışmayı geçtim, ileri geri gitmez. Yani ne ileri geri gider ne çalışır olarak söyledi. Ben de dedim ki en azından çalışacağını düşünüyorum. Şimdi bunu gösterme vaktidir diyorum. O yüzden de artık aracın içine doğru gidelim. Şimdi araca biniyorum. Ve bir sefer kilitliyorum. Bir sefer daha kilitliyorum. Ve bakalım çalışacak mı? Araç çalıştı. Aracın içindeyim, anahtarlıyım, hiçbir şeye basmadım. Bakalım ileriye geriye gidecek mi? Maalesef ileriye geriye gitmiyor çünkü ileri ve geri olduğunda ayrıca şu ekran açılarak biz kamera görüntüsünü görüyorduk. Açılmadığı için gitmediğini söyleyebilirim. Şimdi bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. O da şu, Santa Fe'de görmüştüm ben bu özelliği. Araç içinde eğer birisi varsa arabayı kilitlediğinizde uyarı vermeye başlıyor. O yüzden dedim ki acaba aracın içinde birisi olduğunda da ileri geri gidebilir mi? Bunu ikimiz de bilmiyorduk, deneyimleyecektik. O yüzden ben aracın içine oturacağım, Yusuf'a anahtarı vereceğim. Çalışacak mı, ileri geri gidecek mi beraber göreceğiz. Evet Yusuf, başlayalım.
şu anda araç çalıştı. Ve ileride gidiyor. Bu sefer kameraları da görüyorum. Aynı şekilde. Gayet güzel. Hiçbir şey basmıyorum. Şimdi geriye doğru gelecek miyim acaba? O geriye doğru beni getirirken ayağımı fren pedalına basmak istiyorum. Veya gaza basayım, ne olacak? Park asisti iptal edildi diyor. Ve araba istop etti. Kimse dışarıdan yönlendiremez. Ama içerideyken de biri varken de araç çalışıp ileriye geriye gidiyor. Evet, tabiri caizse Ioniq 5'in şöyle bir dibini sıyırdık. Bütün özelliklerini denedik mi tartışmaya açık bu ama kahvemizi demledik. Bilgisayarımızı şarj ettik. Ayrıca anahtar fonksiyonlarıyla hem içte hem dışta nasıl oluyormuş bunları deneyimlemiş olduk. Söz Ioniq 5'te. Ben Kamertürk'ten Ebra Şengül Aydın. Ioniq 5 ile alakalı yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz de çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Kamerle kalın.